genelde olmayan şeyler. Benim eşim çok zeki bir insan. Burası çok hoşuma gitti. Mantarlara bakın. Sukulent çeşidi var burada. Çünkü çok güzel bir şey yapacağız birazdan. Çiçek mi? Ne renk o? Ne? Ne renk? Yellow. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can dostlarımız, can bağlarımız, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Bahçemizdeyiz. Keyfimiz yerinde. Yani yazın artık son demleri, mevsim değişmek üzere. Şu güneşi bulmuşken yine kendimizi hemen bahçeye attık. Evet arkadaşlar, Panorama 4 ile karşınızdayız. Yaklaşık herhalde son panoramadan itibaren bir 6 ay falan oldu. Ama biz de herhalde bu köye göç hikayemiz başlayalı en çok aksiyonu son 6 ayda yaşadık diye düşünüyorum. Evet, yani hayatımızdaki en büyük kırılmalar aslında son 6 ayda. Evet, son 6 ayda oldu diyebiliriz. Bu son 6 ayda da çok hızlı böyle bir şeyler yaşadık aslında. Bazı kırılmalar oldu ve onlar bizim hayatımızın başka bir yöne doğru akmasına bir şekilde aslında vesile oldu diyebiliriz. 4 tane kırılma noktası var. Evet. Bu kırılma noktalarından ilki Murat Deniz'in doğumu. Evet. İkincisi bu Dilarasyon ailesi, biliyorsunuz rahmetli Dilara ablanın, nur içinde uyusun, Allah rahmet eylesin Allah tekrar. Rahmet Kaan'la birlikte bir Muğla'ya göç edip etmeyeceğimizle ilgili hikaye. Bu arada Mücahitlerle tanışmamız. Evet, çünkü orada tanıştık. Evet ve son olarak da buraya taşınmamız. Yani 4 tane kırılma noktası var hayatımızla ilgili. Şu an burada olmamızı sağlayan aslında. Evet, her şey aslında bir zincirleme reaksiyon gibi oldu. Hepsi birbirini tetikledi bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi ailecek bahçemizdeyiz aslında. Burada da bahçede çok fazla vakit geçiriyoruz ama henüz size bahçeyle ilgili videolar yapmaya başlayamadık. Evet, aslında bahçede yapılacak çok iş var. Biz bir yandan şey de düşünüyorduk, ya bu bahçe çok güzel, ne yapabiliriz diye, ama burası tabii ki Dursun abinin kendisi için oluşturduğu bir dinlenme alanı. Yani biz de kendimize hemen yan tarafa tarafına. Farklı bir dinlenme alanı oluşturmak istiyoruz. Çünkü bizim de misafirlerimiz çok oluyor. Gelenimiz gidenimiz çok oluyor. Dostlarımız sağ olsunlar bizi ziyaret ediyorlar. Oturma alanı olacak, hem bostan olacak, kümes istiyoruz. Yani bayağı bir şeyler var daha yapılacak. Şimdi kümes için çalışmaya başlayacağız. Hemen konulara girmeden önce böyle biraz özet geçelim. Evet. Bugün de aslında Ahmet abi geldi. Bostan için bir orayı sürmek istedi. Evet. Ahmet abi geldi sağ olsun. Oturduğumuz yerdeki evin bahçesini sürüyoruz. Ekim dikim işlerine başlamak için. Hemen evimizin yan bahçesi. Burayı biz biliyorsunuz bostan yapmak istiyorduk kendimiz için, hemen böyle anlık hızlı ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Sürdürdük bugün, fakat bir süre yağmur yağdı. Havada çok soğuk olduğu için o yağmur çekilmedi. Ve devam edemedik maalesef işleme. Ama en kısa sürede burayı... Ahmet abi tekrar gelecek ve süreceğiz. Şu anda böyle bir halde, tavuklar geziniyor içeride. Evet, yavaş yavaş panorama defterimizi açalım. Ana konumuza giriş yapalım. Evet, yani en mühim son 6 ayda yaşadığımız son panoramadan bu yana tabii ki Murat Deniz'in hastane süreciydi. Doğumu, işte o hastane süreci. Bu arada annemler gelmişti, orada bize çok destek oldular. Bir sürü şey yaşadık değil mi? Evet, o gün geldi. Bebeğimizi kucağımıza almak için hastanemizdeyiz. Evet, çok heyecanlıyım. Biraz tedirginim. Tekrar günaydın. Şu anda ameliyathanedeyiz. Evet, sabah sezaryene. Hazırız değil mi? Hazırım. Evet, söylemek istediğin bir şey var mı? Seni bekleyenlere. Yarın ben vizitten sonra yine saat işte 10.30 odanıza geleceğim. Tamam, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hiçbir şey olsun. Teşekkür ederim.
Evet arkadaşlar, 12.30 sönmez oldu. Yine sütlerimizi aldık. Şimdi aşağıya Murat denize götürüyoruz. Yoğun bakımda geçirdiği süre gerçekten bizim için çok zor bir zamandı. Herhalde benim ömrümdeki en böyle zor zamanlardan bir tanesiydi. Sağ olsun Filiz'in annesi ve öz annesi ve kardeşleri gelmişti Artvin'den. Onlar çok yardımcı oldu. Artı Filiz'in kardeşi de Araş da gelmişti. Araş da geldiği için aslında o dönemi çok rahat atlatmış olduk. Evet. Kolay geçirdik. Hastane süreci zordu ama aslında doğum öncesi de birazcık zordu. Çünkü Murat Deniz biraz standarttan daha iri bir bebekti. Ve iki çocuk arasında çok yakın bir mesafede olduğu için benim vücudumu da bedenimi de çok yoran bir süreçti. Yani en azından doktorumun yaptığı açıklama bu şekildeydi. Ben sık sık sahte sancılar yaşıyordum. Bu defa galiba doğuma gidiyoruz diye. Evet, bir tanesinde de tam biz video çekiyorduk. Anneleriyle birlikte yemeğe böyle gidecektik. Güzel bir yemeğe gidecektik. İşte bahçede bir şeyler yapıyorduk. Onları çekerken birden Filiz sancılandı. Öyle de ufak bir macera yaşamıştık. Gidememiştik. Ne yapacağız biliyor musun? İki kişi örtü yıkayacak. Beni sallayacaksın sen. Bekleyeceğiz. Güzel öncelikle mis kaynatacağız. Şöyle bir ateş yapalım bahçede. Ondan güzel bir tespil yaparız. Ne, ne oluyor? Ay ne oldu? Kaçmalama. Ne yapıyorsun? Anne. Kaçmalama anne. Ama tüm bunlara rağmen aslında çok cesuruz. Çünkü biraz o arabanın verdiği güvenle ve aslında bu lojistik anlamda sağa sola gidebilmenin özgürlüğüyle hazır imkan bulmuşken bir Sultanpınar Yaylası'nda çok güzel kamp yapmıştık. Çok güzeldi. Çok güzel bir kamptı. Yani çok güzel bir yer. İmkanı olanlara tavsiye ederim. Bir de pazar akşamı yapmıştık. Sultanpınar Yaylası böyle 1400-1500 rakımda bir yer. Hani etrafında bir sürü yayla var. İşte... Babam, babam. Arkadaşlar iyi geceler. Vallahi çok keyifliydi ya. Ben çadırda yatmayı çok özlemişim. Oh, iyi geceler arkadaşlar. Sultanpınar Yaylası 1400-1500 rakımda. İşte etrafında Özdemirler Yaylası, Hacılar Gölü, Kaşıkçı Şehler Gölü, Acele Yaylası gibi yaylaların olduğu bir konumda. Ve özellikle biz pazar günü gittiğimiz için bomboştu. Evet, hafta sonu belki cuma, cumartesi günleri yoğundur ama biz pazar akşam öğlenden gitmiştik. Sonra yani gitmiştik. Biz pazar 6 gibi falan orada olduk ilk akşam. İlk gittiğimizde birileri vardı. Sonra tamamen insanlar çekildi ve yalnızca biz vardık. Böyle çok resmen damarlarınızda akan kanı sesini duyacakmışsınız kadar bir sessizlik. Ya şöyle diyebilirim. Normalde kuş sesi, böcek sesi, rüzgar sesi vardı. Gece birden kuş sesleri kesildi, rüzgar kesildi değil mi? Böyle o kadar sessizlik oldu ki ve kafanızı çevirirken o boyundaki değil mi? Hani boynunuzun dönme sesini falan duyuyordunuz. Bizim çok istediğimiz ve sevdiğimiz bir sessizlik. Çok güzel geçmişti. Evet, benim ilk kamp tecrübem de çok keyifli geçti. Bu arada Instagram'dan çok soru alıyoruz bu konuyla ilgili. Yorumlarda da hani benzer yorumlar oluyor. Ya köy hayatına alıştınız mı? Yapabiliyor musunuz gibi. Sence Filiz alıştık mı, yapabiliyor muyuz? Bence alıştık gayet. Çok fazla şey yaptık değil mi? Yani burada soru sorulması gayet güzel ve normal. Direkt yargıya varanlar var. Siz oraya uyumlu değilsiniz diye. Yok, şalvar giymiyorsunuz. Bizimle yaşamadan yani veyahut da bizi yakından tanımadan buna karar vermek pek... Tek video izleyerek. Evet, çok doğru olmaz. Yani bizce uyum sağladık.
Ha, köylüyüz biz diye zaten bir iddiamız yok ama buraya uyumlandığımızı elimizden geleni de yapıyoruz. Böyle yaşamak için ama bir yandan da şöyle bir iddiamız da yok yani, bunu da buradan söylemiş olayım. Biz çok doğal yaşıyoruz. Her evet. Şeyimiz hep çok doğal diye bir şey yok yani. Alıştığımız bir şehir hayatı vardı. Oradan sonra bu kadarı bile bizim için ya, çok büyük bir... Arada bir jelibon yiyoruz ya da çikolata yiyoruz. Evet. Doğal olduğumuz için bunu da saklamıyoruz. Hani videolarda da bazen gözüküyor. O yüzden bazen kızıyorsunuz bize haklı olarak. Evet. Çok sevdiğiniz için tabii daha böyle düzgün beslenmemizi istiyorsunuz. Ama hani domates, biber, ne bileyim mısır, her şeyimizi ektik. Değil kendi mi? Yetiştirdiğimiz şu an dolabımızdaki şeylerde yani. Kışlık hazırlığımızı yaptık. Yufkamızı açtık, kuruttuk. Neler neler yaptık yani. Salçamızı yaptık. O zaman işimiz çok. Çalışmaya başlayalım. İlk yatıyorum. Karış diye. Aha, aralarını elle yapayım ben Deniz. Ha, ya da küçük. Aha, ya da küçük şeyler. Baya baya fasulye ya. Bir 10 dakika 15 dakika kadar bambamı yürütürken çalıştırıyorum damlalıklı sulamayı. Ağacı bile saran. Şurada bakarsanız yan tarlaya geçmiş. Yan tarlanın ağaçlarını da sarmış. Buradaki şu fasulyeleri unutmuşuz. Bunları tohumluk mu bıraksam acaba, toplamasam mı? Çünkü iyice karta kaçmışlar artık. Derken şurada birkaç domates daha gördüm. Şöyle. Tabii ki yeni öğrenmeye başladığımız şeyler, bu öğrenme sürecinde her şey çok güzel olmadı. Tabii beceremediğimiz şeyler de oldu. Mesela işte karpuz kabuğu olmadı. Daha sonra patlıcandan güzel patates bir de olmadı. Evet, patates de olmadı. Ama onun haricindekileri başardık. Evet, onun dışındakiler oldu. Artı yaptığımız şeylerle, mesela domatesle salçamızı da yaptık. Gel aşkım. Artı mesela domatesle salçamızı yaptık. Menemenliğimizi yaptık. Soslarımızı yaptık aynen öyle. Fasulyelerimizi koyduk aynen. Salatalıklardan turşularımızı yaptık. Mesela eriklerimizi topladık. Pestil yaptık. Erik kurusu yaptık. Filiz'in annesiyle birlikte. Aynen öyle. Daha öncesinde de biz erik suyu yapmıştık. Birazcık o şekilde de değerlendirdik. Değil mi anne? Ne çok fazla kuş sesi var değil mi anne? Yo, ormanın içinde gibi devamlı. Tavuk sesleri. Guguk. Evet, şunun sesi vardı. Evet. Koparacaksın. Şöyle elin yanmaması için şöyle açacaksın. Kaynamaya başladı bile. Çekirdeklerini çıkarttık. İkiye böldük. Onlar da hazır. Daha da toplayıp kurutacağız. Evet, biraz daha var. Onu da biraz toplayıp kurutacağız. Birazcık da Mahmut abiye ayıracağız. Söz verdim. Bu arada annem de pestili dökmeye başladı. Bana çok bir şey yaptırmıyor sağ olsun. Babamla birlikte elmadan sirke bile yaptık. Evet. Baktığınız zaman bayağı güzel şeyler yaptık. Aslında şöyle ki, bence hayvancılık dışında her şeyi deneyimledik. Tavuk da yaptık. Yok. Kümes yaptık. Yani daha büyük hayvancılık. Kümes yaptık. Kapsamlı. Ördek baktık, tavuk baktık, civcivden büyüttük. Civcivler yine evlerine kavuşuyor. Kiracılar ama değil mi? Geçici süreliğine buradalar. Baba ne yapıyor? Ama biraz uzakta duralım, tamam mı? Filiz, hatta en son burada pekmez bile kaynattık. Evet. Yani pekmezimiz de çok güzel oldu. Ve aslında biraz yoğun istek üzerine, hep çünkü söylüyordunuz bize işte satacak mısınız, işte satıyor musunuz vesaire. Bu ürünlerin satışına da başladık Sevgi evet. Köyü altında. Kendi yaptığımız ürünleri size de ulaştırmaya başladık. İkinci dönüm noktasına gelecek olursak, aslında bu Murat Deniz hastanedeyken başlayan bir süreçti. Rahmetli Dilar ablanın evi için Kaan'la bizim adımıza bir abonemiz, bizim haberimiz olmadan iletişime geçmişti. Ve Kaan da bize bir geri dönüş yapmıştı. Bu menvalde başlayan aslında bir macera vardı. Dilarasyon evine baktığımız süreç bayağı aslında uzun sürdü. O konuyla alakalı bir sürü de videomuz olduğu için tekrar tekrar o konuyla alakalı çok bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten zaten uzun bir sürece yayıldı o konu. Fakat şöyle bir önemli noktası var ki... Üçüncü dönüm noktası. Evet, üçüncü dönüm noktamız gerçekleşti. Bu arada ben ilk kez hayatımda Muğla'ya gitmiş oldum. Müzik.
canlı şahit. Evet, merhaba abi. Kızlar geliyor, şu işine basalım. Haydi gidelim. İyi akşam kal. Bizim manzara işte komple bura. Öyle orada. Gittiğimizde de aslında kendisi de Sakarya'da oturmasına rağmen yolumuz orada kesişti ve Mücahit'lerle tanıştık. Mücahit ve Melek'le. Bu da bizim hayatımızdaki son dönemde yaşadığımız üçüncü kırılma noktası oldu diyebiliriz. Evet, Mücahit'lerle tanıştık. Bu arada dilerasyon evinin olmayacağını anladık. Dilerasyon evinin olmayacağını anlayınca aslında biz Muğla tarafından ev bakmaya başladık. Mücahit'ler de bizim aslında izleyicimizdi, abonemizdi. Daha önceden bir iki defa Instagram üstünden mesajlaşmıştık. Ama Muğla'da tanışmak kısmet oldu onlarla da. Tanıştıktan sonra da çok iyi anlaştık ve o günden beri ayrılmadık. Yani dilerasyon evine bakmamız zaten bir fikir aşamasında olan taşınma sürecimizi aslında biraz hızlandırmış oldu. İşin doğrusu bu. Ve sonrasında da artık daha hızlı bir yol almamız gerekirken İzmir mi olacak? İşte Muğla mı olacak yoksa Sakarya'da mı kalmalıyız üçlemesinde biz böyle bir bocalama içerisindeyken Mücahit dedi ki terazinin şu tarafı ağır bastım çünkü güzel şeyler olacak buradan sonrası için ve öyle de oluyor aslında. Ya şimdi öbür tarafta şelale vardı. Şelale burada vardı. Longoz var. Kuzuluk'ta mı? Evet, Kuzuluk'ta evet. Şelale vardı. Şelale vardı. Burada da Acarlar Longoz var. Uzun süre sonra Acarlar Longoz'undayız. Şurayı göstersene, bak ne yazıyor. Evet, Sakarya bir başkadır arkadaşlar. Gelen kalır burada. Sorun yok. Filiz, hangi aradasın? Şuradayım ben. Evet. Bugün böyle kalabalık olarak sağ olsun Mücahit abi aldı bizi. Şimdi ev bakmaya gidiyoruz, sonra evet. Da piknik yapacağız. İyi ki de kalmışız diyoruz ama Sakarya'da. İyi ki de kalmışız. Evet. Derken bu da aslında bizim dördüncü, değil mi, dönüm noktamızı getiriyor ve şu an bulunduğumuz yere taşınıyoruz. Sakarya'nın Söğütlü ilçesinin Yeniköy'üne taşınıyoruz. Ve burada çevreyle aslında çok uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Çevrenin de bizi çok güzel karşıladığını düşünüyorum. Tabii burada Mücahit'in de çok etkisi var. Bu arada bu köyle kendimizi gerçekten çok uyumlu hissettik. Çok güzel insanlar tanıdık. Tanımaya da devam ediyoruz. Hatta dün akşam da misafirlikteydik. Ahmet abilerdeydi. Ahmet abilerde. Ali dayı da oradaydı. Ondan önce Ahmet abi bizdeydi. Evet. Ali dayı olsun, Adnan abi olsun. Daha önceden kahve muhabbetlerinde vardı. Evet. O kadar güzel bizi aralarına aldılar ki yani iyi ki buraya gelmişiz dediğimiz bir taşınma yaşamış olduk. Evet. Mürvet ablayı tanıdık. Onu da çok sevdik. Mürvet ablayı da çok sevdik. Hatta geçen gün Ali abiyi çekerken ya beni de çeksenize benim de işte bahçem çok güzel demişti. Gerçekten çok güzel bir bahçesi var. Onun da bahçesinde ufak bir çekim yapmıştık. İsmini koyuyordum. Şimdi koymuyorum, ölüyor hayvanlar, araba çarpıyor, ölüyorlar. Daha çok şey oluyor değil mi? De bağ kuruluyor. Bak. Yine böyle de seversin isim olunca. Merhaba. Böyle hep minik kaldığınızda korkmuyorum aslında. Bak izleneceksin her yerde. Teşekkür ederim. Mürvet ablanın bahçesi çok güzel. Mürvet abla ne kadar çok değişik çiçeğin var. Teşekkür ederim. Nedir yani? O sizin bakışınız herhalde. Çok güzel çiçekler var ama. Yani hem orada o şu sarkan çok güzelmiş. O ev tuttu galiba. Tamam, onun da rengi gitti artık. Çiçek açıyor mu yoksa? Yok. Açmıyor öyle. Yaprakları renkli. Yaprakları şu köşedeki evet. Küpeli gibi olan da çok güzel. Onlar çok güzeldi ama geçtiler artık. Değil mi? Evet. Geçtiler evet. Ama şu anda da yine çok bahçe güzel duruyor. Burada Yeniköy'deki en güzel bahçe herhalde. Evet. Teşekkür ederim. En azından bizim gördüğümüz en güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzel. Buradan aslan mı dolanacak abla? Yok değil. Aslan değil. Var var aslan. Çiçek. Ha çiçek dolanıyor. Aslan bu tarafta, onu da çekersiniz. Çiçekte de çok seviyorum çünkü beyaz açalım. Bakalım mı onlara da? Buradaki otu... Ya, şuna bak Deniz ya. O biraz hastaymış. Mürvet abla dedi ki o biraz iştahtan kesildi, yemiyor. İnşallah iyileşir.
Mesut abi, evin planını falan siz mi çizdiniz? Evet. Hazır bir şey. Eşim çizdi. Burası şey değil mi? Prefab gibi bir şey değil mi? Normal. Hayır, normal ev. Temelli. Çok güzel yani. Bu arada şu var, onu söylemek lazım. Abi, evi böyle gördüğünüz zaman sanki hani 5 sene içinde yapılmış, abi, değil mi? Gibi evet, duruyor evet, ama evet. Ev aslında ne kadar da abla? 40. Ev 40 yaşında. 40 yıllık. Yani vaktinde ne kadar aslında öngörülü bir ev yapılmış. Camlar falan işte tam boy vesaire. O zaman genelde olmayan şeyler değil mi abla? Genelde olmayan şeyler. Benim eşim çok zeki bir insandı. Evet, çok çizdi. Vizyonlu bir evet. Şey. Eskiden zaten plan proje de istenmiyordu köylere. Hı-hı. İstediğin gibi yapabiliyordun. Burası çok şık ama. Yani şu verandanın alt kısmındaki şu taş görüntüsü. Yani kullanılan aksesuarlar da bir her şey benim çok hoşuma gidiyor. Evin şekli, camların boyutları, varandası. En çok bir şey panel gibi duran kısım var ya Deniz. Aha, yani yandan evet, ayıran. Evet, yandan ayıran. Orası da çok güzel olmuş. Yani geniş veranda çok güzel, evin içinde çok güzel. Dıştan şu kubbe gibi olan yerler falan çok hoşuma gitti. Yani çok güzel bir. Maşallah. Allah, Allah size de nasip etsin. İnşallah. Amin. İnşallah. Bütün kiracılara. Amin. Yani. İnşallah. Niye olmasın? Tabii. Tabii. İnşallah. İnşallah. Evet. Burası çok hoşuma gitti. Ben oturacağım orada. Otur. Oturun, buyurun. Bol bol oturma yeri var abla, çok güzel. Evet ya, her yer bir dinlenmek için. Baksana ne güzel deniz. Vallahi çok güzel burası. Teşekkür ederiz, sağ çok olun. Çok tatlı. Evet, hemen karşı komşumuz bir de Necati ile Anna var. Onlarla da çok iyi anlaşıyoruz ve sık sık da görüşüyoruz zaten. Hem onlar bize hem biz onlara misafir oluyoruz. Dün de Anna ile ormana gittik. Yanımızda gerçi ev sahibimizin baldızı da vardı. Biten ablayla beraber üçümüz ormana gittik. Ne yaptık ormanda? Biraz mantar bakıldık ama mantar yoktu pek fazla. Yosun topladık. Onlarla da çok güzel böyle bir tablo yaptık. Canlı bir tablo yaptık kendimize. Onu da paylaşalım. Ormanın içine doğru ilerliyoruz. Komşularımızla şöyle bir oyuk içerisinde mantarlara bakın. Ağaç kenarlarında ve taşların üstündeki yosunları biraz böyle topluyoruz. Şöyle göstereyim hatta çıkarttıklarımdan. Bunlarla böyle sukulentlerimizin dibine görsel yapacağız. Ayrıca başka projelerimiz de var. Onlar için birazcık topluyoruz. Komşumuzun evine geldik. Onun böyle bahçesinde güzel bir çalışma atölyesi var. Isınmak için ocağı yakmış bize. Böyle kahve cezveler burada. Birazdan Türk kahvemizi içeceğiz. Şöyle göstereyim size biraz çevreyi. Bakın bir sürü sukulent çeşidi var burada. Çünkü çok güzel bir şey yapacağız birazdan. Yapıştıracağız. Nasıl yapacağız? Hayır, onda kullanmayacağız. Buna kullanacağız abla. O sadece bir şablon. Allah. Sen anladın sen. Ha. Sen bunu oturttuk mu böyle? He, bu ne paket şey? Allah Allah, buradan aldım. Ay tamam ya. Ben de yanlış. Şey, toprak dökülmesin diye. Şey. Gülten abla, ablanı el sallamak ister misin? Görecek seni. Toprağımızın içinde de böyle küçük orbisler var. Doğru söyledim değil mi? Orbis. Orbisler var. Bunlar da toprağın nemli kalmasını sağlayan, suyu aslında içine hapseden bir şey. Ben ilk kez görüyorum, o yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Bu telleri ve işte naylon tutması için, bir şekilde sabitlemek için bu plastik kilitleri kullanıyoruz. Şu da benim başladığım. Burada da böyle işte direkt sarmaşıklı bir yosun parçası vardı. Plaka. Onları böyle buralara yerleştireceğiz. Aralardan makasla delikler açıp oralara da sukulentler koyacağız. Ben bir tane şöyle arkadaşımın yaptığını göstereyim size. Komşumuzun yaptığını. Bunun gibi bir çalışma olacak. Burada bu makaranın ne işi var diyeceksiniz. Tüm bu yosunları, sukulentleri yerleştirdikten sonra bu yaptığımız metal, biliyorsunuz, bir tabla vardı. Ona yosunları bu iplikle sabitledik. Bunu da iple birazdan bağlayıp sıkılaştıracağız. Şu an biraz gevşek duruyor ama bağlandıktan sonra biraz daha sıkı olacak. Şöyle şu kısmında bir tane ben odun parçası kullandım sarmaşıkla. Onu güzelce tutturacağım. Şu an çok iyi durmuyor ama
Bu da arkadaşımın yaptığı, yine aslında bize öğreten arkadaşımızın yaptığı bu. Filiz bu saksı işlerini artık iyice nirvana'ya erdiriyor, merak sardırıyor. Böyle duvara asabileceğiniz yaşayan bir saksı yaptı evet, bu sefer de. Biliyorsun da bulunduğunuz yerde havayı temizleyen özelliğe sahip bir şey. Bunu kurutulmuş şeylerle, işlemden geçmiş yosunlarla zaten yapılıyor aslında. Böyle bir tablo var. Bu yaşayanı. Ama evet bu yaşayanı. Bu besleyebileceğiniz. Spreyle herhalde evet. Değil mi? Pıs pıs. Arada işte böyle spreyle sulayıp duvarınıza da güzelce sergileyebileceğiniz hoş bir görsel oldu. Belki yeni evlerimizde, yeni projemizin içinde de olabilir. Değil mi? Her dom evin içine bir tane aslında yapılabilir. Evet. Güzel olur. Bu arada burada ev sahibimizle de aramız gerçekten çok iyi. Allah nazar değdirmesin. Evet. Dursun abi sağ olsun her projemize şu an destek oluyor. Abi şöyle bir şey lazım diyoruz. Tamam çocuklar diyor şöyle halledelim. Abi işte arazini kullanabilir miyiz? Tamam çocuklar işte siz yapın yeter ki güzel şeyler yapın. İşte ben ondan işte gurur duyarım, onur duyarım diyor. Buradan da ona bir teşekkür edelim. Dursun evet, abi iyi ki varsın. Ederiz. Eşine de kıymetli eşine de Dursun abiye de çok teşekkür ederiz. Aslında bir sonraki panoramada daha çok bahsedeceğimiz, şu anda daha yeni başladığımız için 5. dönüm noktası olarak yazmadığımız bir şey de var. Aslında burada şu anda yeni bir iş kuruyoruz. Otel desem değil, doğal organik ürünler desem değil. Değil mi? Böyle buluşma hepsinin noktası. Karışımı hem bir buluşma noktası hem bir böyle şehirli rehabilitasyon merkezi hem böyle doğa içinde çok güzel anlar yaşayabileceğiniz bir yer hem çok güzel doğa gezileri yapacağımız bir yer hem işte doğal organik ürünlerin üretileceği yer gibi böyle çok güzel şeyler yaptığımız bir projede başlamış oldu. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Belki şu birazcık şaşırtıcı geliyor olabilir birçok kişiye. Zaten yenisiniz orada hani bu kadar köklü bir şey yapmak doğru mu diye. Kendimizi bu kadar ait hissetmesek galiba buna başlayamazdık biz de. Fakat burayla ilgili bir tereddütümüz yok. Burayı gerçekten çok sevdik. Yani hem çevremizi sevdik hem köyü sevdik. Burası da bizi sevdi ve bunu hissettiriyor, evet, yani gösteriyor bunu. Kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz gerçekten. Tanıştığımız insanlarla da yeni tanışmışız gibi hissetmiyoruz. Güzel bağlar kurduğumuza inanıyorum. Burası gayet uygun bir yer hayallerimizi gerçekleştirmek için. Evet, ne diyorduk? Evet, nerede kalmıştık? Evet. Yani sık sık yer değiştiriyoruz çünkü çocuklar bam bam böyle şu an el birliğiyle herkes video çekmememiz için değil mi elinden gelen ne varsa yapıyor. Aynen öyle. O yüzden biz de madem dedik hani böyle kalkıp oturuyoruz her defasında farklı dedik bir yerde oturalım bari. Sen Mia devam et. Gel kızım geleceğim mi yanıma? Yani. İyi ki bu köye gelmişiz. Velhasıl 6 ay gerçekten bizim için çok yoğun, dolu dolu geçti diyebiliriz. Çok iyi şeyler yaşadık, zor dönemler yaşadık. Hem iyisini yaşadık hem kötüsünü evet, yaşadık. Süreçte ailemiz gitgide büyüdü. 10 bin olduk. Evet, 10 bin olduk. Onun bir kutlamasını yapacağız yakında. Evet. O yüzden daha çok bunu dillendirmiyoruz. Bir 10 bin olduk videosu gelecek. Şu köye göç ettiğimiz zamandan beri herhalde şu son 3-4 aydır hep zaten diyorduk iyi ki gelmişiz, iyi ki gelmişiz ama şimdi daha da bir iyi ki gelmişiz diyoruz değil mi Filiz? Evet kesinlikle. İyi ki gelmişiz diyoruz. Uyumlandığımızı hissettiğimiz bir yerdeyiz. Burada her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Özellikle de yazın. Çünkü biz buraya artık mevsim bitiminde geldik. Yani sonbaharda geldik. Haliyle çok böyle ekim dikim işleri biraz geçe kaldı. Taşınma süreci iki küçük çocukla gerçekten zor bir süreçti. Yani ruhsal olarak da çok yorucuydu. Ama özellikle yaza hem projemiz şekillenmiş olacak, inşallah tamamlanmış olacak öyle umut ediyoruz. Hem de ekim dikim işlerimiz başlamış olacak. Biz burada daha... İki tane bostan yapacağız bir de. Lafını evet. Keseyim bir yukarısı olacak bir burası olacak evet. Mesela. Dostluklarımızı biraz daha pekiştirmiş olacağız. Çok daha güzel olacak her şey. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz can bağlarımız. Evet, destek ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Oradaki tavsiyeler bize çok güzel bir rota çiziyor. Yol gösteriyor. Evet, o bağlarımızın çok daha kuvvetlendiğini de hissediyoruz. Ve yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Evet, yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza, bize gösterdiğiniz sevgiye. Biz de sizleri çok seviyoruz. İnşallah sizin de her şey gönlünüzce olsun. Biz bu yakın süreçte çok güzel dostluklar kurduk. Çok güzel insanlar tanıdık. İnşallah sizin de hayatınız boyunca hep karşınıza iyi insanlar çıkın. Diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Parka mı gitmek istiyorsun? Evet. Şöyle şuradan park gözüküyor arkadaşlar. Bakın şuradan.
Hadi park geldi diyor. Hadi de. Hadi. Hadi. Koş. Koş. Hadi koş. Tamam, birazdan gidelim o zaman parka, tamam mı? Ama bir kahvaltı edelim önce. Mia? Ne yapıyorsun anne? Yoga mama gidiyor. Ne bu? Yoga mama. Çorba mı bu? Evet. Ne yaptın sen? Evet, komik. Komik değil. Yoğurt mu yedin ama biz az önce banyo yapmıştık Mia? Niye kirlettin kendini aşkım? Güzel mi? Güzel mi? Ama komik değil. Komik. Komik değil yemek. Komik yemek. Şimdi tekrar banyoya girmek zorundayız Mia'cığım. Yıka. Evet, yıka yapacağız. Mia'cığım ne bu? Ne bu hali? Ne bu elimdeki? Mia'cığım bu bir tükenmez kalem içi. Bunu nereden buldun? Kalemine mama. Ne bu suratın? Güzel olmuş mu sence? Ağız mı? Kalem. Güzel olmuş mu böyle? Sence? Niye bir şey söyleyeyim? Bir iki renk var. Sen nereden buldun iki renk kalem? Tükenmez kalem. İki değil. Bu ne hali? Hiç olmuş mu? Ne? Hayır. Gözümüz acı.